Şimdi Alo. onu oradan bilgisayarın başında da o şekilde yapana kadar şey yapması lazım. Oradan birileri duyması lazım. Evin önünde herkes saat, o çocuk bulunduğu saate kadar herkes evin önündeydi. Peki, dışarıda kimse yok. Hakan'ın odası ön tarafı mı bakıyor? Şeyde bu salondaydı bilgisayar zaten. Oturma salonunda. Salonda. Salona bakıyor. Oraya ön tarafa bakıyor. Evet. Yani o kalabalıkların olduğu bir. Evet. Ama büyük bir mekan orası. Büyük bir oda mı salon? Evet. Büyük, büyük mü? Bir oda. Yani bir köşesindeysen duyulmayabilir. Köşesinde çok... değil, tam camın dibinde. Camın dibinde. Evet, tam camlar. Birazdan babaanne burada olacak. Bir de babaanne görmüş onun o halini. Ersin görmüş, bir de babaanne görmüş. Ersin, o kapı konusu, kilit konusu önemli. Diyorsun ki ben sonradan kardeşim kapıyı açmayınca zor kırdım orayı, o kilit. Ki her zaman evet, yerinden... Yani Hakan yerleştirse ben bir vurmaya kırarım orayı. O kadar... Çünkü ben 3 defa rahat vurdum orayı kırmak için. 3. de fırladı zaten. O zaman yeter. Efendim? Duydun herhalde Ersin'in evet, söylediklerini. Duydum. Yani yengem doğruyu söylemiyor diyor ya da kafam karıştı diyor. Babaanneyi alalım buraya. Hanım. Bir dakika yeter. Tamam. Babaanneyi alalım, zavallı babaanne. Torun acısı gördü. Mustafa, şöyle kayarsanız yanına oturtalım Gülizar'ın. Tamam. İsminizi öğrenebilir miyim? İsim neydi canım? Habibe Kiracığım. Habibe Hanım, başın sağ olsun. Başın sağ olsun canım. Şu mikrofonunu biraz yukarıya takayım mı ben senin? Ay 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 ay. Sen bir de torun acısı gördün öyle mi? Şimdi babaanne o gün diğer torununun, Ersin'in mi acaba? Ersin'in ayağında bir sakatlık varmış. Demiş ki oğlum demiş. Erdal. Amca gel Erdal gel. Gel. Ay. Şöyle Hanife ile Murat'ın arasını alayım ben amcayı. Evet. Şimdi babaanne o gün Ersin'e demiş ki oğlum sen bir duş al da ben senin ayağını ovayım biraz demiş. Sonra Ersin gidiyor işte kardeşin evde demiş çıkmış. Yok. Kapıyı kırmış içeri girmiş kardeşinin cesedini bulmuş. Babaannenin daha önce bir bandaj yapmış babaanne öbür abiye. Evet. O bandajı vermiş babaanneye bırakması için. Hakan'ın boynundaki bandaj o. Maalesef. Yani o bir ölüm aracına dönüşmüş. Başın sağ olsun Habibe Hanım. Biraz yüksek sesle konuşur musun? Gülizar'la Mehmet cinayetten şüpheleniyorlar. Vallahi ben de öyle şüpheleniyorum. Öyle mi? Öyle şüpheleniyorum. Ama neyse çıksın ortaya. Habibe Hanım, şüphelendiği kişiler senin çocukların, bir oğulların, işte gelinlerin filan. Buna rağmen diyorsun ki böyle bir şey varsa çıksın mı? Öyle bir şey varsa çıksın. Sizin isminiz neydi? Erdal. Erhan. Erdal. Erdal. Başın sağ olsun Erdal. Sağ ol. Yani direkt apartmanda diyor, tanıdık birisi diyor. Şimdi tanıdık birisi siz varsınız Erdal. Mikrofona konuşur musun? Şu an herkesten şüpheleniyorum. Yeri geldi. Şu an kameraman arkadaşlara da yeri geldi. Bildiğim her şeyi söyledim. Onlara da elimden geldiği kadar yardımcı oldum. Hani gerekirse her yere de çıkar konuşurum. Yeri gelirse ta Ankara'ya gider orada konuşurum. Hani elimden geleni yaparım. Sonuçta bir çocuk işi. Bu bizim evladımızdan hiçbir farkı yok. Hani bir amca bir baba yarısıdır. Kendini tabii kıymetini ki bilene. Tabii. Herkes için bu böyledir. Sadece benim için değil. Niye sizden şüpheleniyorlar? Ben de olsam aynı şeyi yaparım. Öyle mi? Ben de olsam aynı şeyi yaparım. İlk önce hani derler ya düşmanı ilk önce kendi yakınında arayacaksın ki ondan sonra dışarıda arayacaksın. Ben de olsam aynı şeyi yaparım. Senin çocuğun var mı? Erkek çocuğu. İki tane benim çocuğum var. Üçüncüsü de yolda. Allah nasip kısmet ederse 2 ayda onu Allah var. Bağışlasın. Hakan'ın yaşında oğlun var mı? Hakan'ın yaşında yok. Ben Hakan'a olsun, onun küçük kız kardeşi var Yeliz'e olsun. Hani kendi evlatlarım içerisine kendi evlatlarımı teslim ettim. Yeri geldi markete alışverişe gittim. Yeri geldi eşimi aldım hastaneye gittim. Yeri geldi her konuda bıraktım güvendim gittim. Yeri geldi hani anneme bırakmadım. Dedim hani yaşlıdır. Hani çocuktan farkı yoktur hesabı. Hani yaşlı gözüyle gördük. Ha illa ki o da benim annem. Canım ciğerim. O farklı bir şey. Ama o çocuklar dedim hani hiç yok da çocukları oynatıyor. Bakıyor. Hani o çocukların benim çocuklarıma karşı en ufak bir zararı da yok. Erdal sen... Yeterin mi Serpil'in mi eşitsin? Ben yok, bu diğeriyim.
Üçüncü. Ya Meral. En küçükleri benim. En küçükleri sensin. O gün neredeydin sen? Ben o gün ufak bir iş yerine tartışma olay oldu. Dediler bana hani seninle çalışamayacağız dediler. Tamam dedim. Sabah 8'de evden çıktım. Gülizar yengem aradı beni. Hı, dedi ben ki. Ben aradım onu. İş yerine Erdal dedi. Fırına geldi dedi. Baktım Ersin tamam, toparlıyor. Dedi. Özkan da kolu rahatsız. Hastaneye gitmesi büyük gerekecek abi. Durumda. Evet. Erdal fırına çıktım. Neydi? Saat 12. Özkan'a dedim ki. Özkan dedim sen de bu halde zaten bir şey yapamazsın dedim. Ama dedim hani Ersin'de dedim sonuçta usta dedim hani işi biliyor dedim. Ben dedim bir şekilde Ersin dedim hani güle eğlene bir şekilde bir şeyler yaparız dedim. Sen dedim eve git. Eve gönderdik. Onun ardından saat 12.30 civarı falan ben yemek yemek için hani aşağı gideyim dedim hani bir eve uğrayayım dedim çorları falan göreyim. Eve gittim. Yemek yiyordum. Bir bardak çay içtim. İkinci bardak çay içerken tam o arada... Sen kaçıncı katta oturuyorsun? Ben yüksek girişte oturuyorum. Bir alt katında. Bir alt katında. Olayın olduğu bir alt katında. Evet. Yemeğimi yedim. Çayımı içerken Özkan benim yanıma geldi. Oturduk dedim. Bir bardak da sen çay iç. Yok dedi amca ben dedi içmiyorum. Şimdi içtim dedi. Ben dedi hastaneye gideceğim dedi. Annem dedi ki... Oğlum dedi ben götüreyim dedi. Anneme dedim ki... Anne dedim benim işim yok gücüm yok dedim bugün hani... Ben götüreyim dedim. Orada devlet hastanesine gittik. Tedavi için. Oradan aradı Mehmet abim beni aradı. Dedi ki Özkan dedi nerede dedi. Dedim abi dedim çocuğu hastaneye getirdim. Film falan çekecekler dedim muayene olacak dedim. O arada işte Özkan şey yapmadı hiç film de çektirmedi. O arada beraber çıktık direkt fırına çıktık. 5 civarı ben de akşam üzeri iş yerine gittim. Ben bu olayı yani iş yerinde haberini aldım. Sen 5 gibi iş yerine gittin. Evet. Hastaneden. Ayrıldı. Evet. Bizim yanımızdaydı bizim zaten. Sizin yanınızdaydı. Karın neredeydi Erdal? Eşim evin önünde. Halı falan yıkıyorlardı, yün falan yıkıyorlardı. Tahminime göre öyle hatırlıyorum. Hani ama %100 yün yıkadık. Öyle diyor zaten öbür elti. Herhalde birlikte yapıyorlar bu birlikte işleri. Yapıyorlar. Değil mi? Peki sen Hakan'ın intihar etmiş olabileceğine inanıyor musun? Benim hiçbir şüphem yok. İntihar ettiğine şüphem yok ama %100 cinayet olduğuna garanti veriyorum. Nasıl yani? Bir insan kendini boğup bütün izler burada. Arka kısımda hiçbir tane iz yok. Arka kısımda hiç iz yok. Çocuk kendisi mücadele edip iki elini tırnak izleri de burada. Yani onu açmaya çalışmış. Evet açmak için kendisini bir anda insan sıkıp da hani kendisine mücadele et kurtulmak için bir ihtimal verme şeyim yok. Ki ikincisi de bir insan ayağa kalktığı zaman yani kendi bilinçli olarak kendine daha yere bıraksa ya kafasını vurur ya kolunu vurur ya bir yerine vücuduna ister istemez bir iz olabilir. Erdal abin diyor ki muhtemelen diyor o odaya bir tane daha sandalye taşınmış. Evet. Oraya birisi geldi diyor. İşte büyük bak onu da benim Özkan dedi ki amca dedi. Ben dedi öğlende geldim dedi. Çocuğa harçlık bırakmak için geldim dedi. Hani sorayım dedim dedi. E bakmış. Demiş abi demiş param var demiş. Hani abim de olsun yengem de olsun. Hiçbir dediğini iki etmiyor orada çocuğum. Hani bakkala dahi ben bile diyordum. Yani al şu oğlum bir şeyler al. Kendine de bir şeyler al. Ben benim şuralara da al. Oturun beraber. Yani böyle bunalımda falan mutsuz bir hiç içine şey kapanık yok. Bir çocuk değil yani. Hayır ben öyle bir şey olsa kendi çorlarıma çok da... özür dilerim. Bu arada bir konuda arkadaşlarım uyardılar beni. Biz biliyorsunuz bugün Balıkesir'e, Savaştepe'ye bağlanacağız. Büşra ve Tuğçe'nin ailesinin avukatları İbrahim Erenci orada. Muhabirimiz Pembe orada. Orada bazı gelişmeler olduğunu tahmin ediyorum. Dün gece sabaha karşı çıktılar İstanbul'dan. Şu anda orada hazırlar. Birazdan bağlanacağız. Ama burada da 13 yaşında bir çocuk cinayete mi kurban gitti? Yoksa bir bilgisayar oyununda kendine canına kıy komutu mu aldı? Ki var böyle oyunlar biliyorsunuz. Ona da yeri gelmişken gireceğim o oyunların nelere mal olduğuna. Birazdan da Savaştepe'ye bağlanacağız. Peki şimdi diyorsun ki bak abin şöyle tahmin ediyor. Oraya birisi geldi. Sen şeyi anlatacaktın galiba. Özkan abisinin orada sandalye tekti onu gördüğünü söyleyeceksin. Evet, kendisi bana dedi. Hatta hepimize dedi. Biz dedi hani hatta dedim ki ben eşime hastaneye gittik. Biz apar topar hep beraber hastaneye gittik. Dedim ki eşimi aradım. Dedim ki. Kapıyı dedim çek, içeriye dedim hiçbir tane dahi Allah'ın kulunu içeriye sokma. Küçücük çocuk dahi olsa dedim içeriye sokma. Çünkü dedim hani olay yeri inceleme gelecek hani kafamız darmadağın oldu. Bozulmasın. Evet hani biz de inanamadık gerçekten hani böyle bir şey geleceğini başımıza geleceğini biz de inanamadık ama hani o durumda da biraz da soğukkanlılığımızı korumamız gerekiyordu. Hani olay yeri inceleme gelecekti, savcı gelecek sonuçta bir şüpheli ölüm var bu işin içinde. Peki abin şöyle tahmin ediyor. Hocam çok özür dilerim. Diyor ki sandalyesinde oturuyordu. Yüzü muhtemelen bilgisayarına dönüktü. Mouse bir elin altındaydı. Arkadan birisi yine odada bulunan birkaç da bizim de işte üzerimizde şüphe o. Hı. Ki
bilgisayara vurabilir. Can veriyorsun sonuçta. Ve sen şuradaki izlerin, o buradan ben birisi bunu gördüğüne... çektiğinde böyle tuttuğunu mu düşünüyorsun? Tutmuş zaten. İzleri belli. Tırnak izleri burada belli. Hocam bir şey söyleyecekti, özür dilerim. O düğümün sol tarafında olduğundan emin misiniz? Ona emin şey olarak değilim. Yani onu babaanne görmüş, babaanneye soracağız onu. Solda mıydı, sağda mıydı boynun? Ben şimdi... Yüksek sesle bir bağlı. Bu mu bak şey demeyeyim. Çocuğu orada görünce, çocuk üstüne kapanınca, çocuk kaptı. Ben de fizak ettim, o da fizak etti. Çocuk çekti, açamadı, ondan sonra ben çektim artık. Kaydırmışlar olabilir. Eğer çünkü solda olduğu kesin olsa sağ elini kullandığını söylüyorlar. Böyle mesela yani sola atmaz, sağa atar. O anda şuurum kayboldu. Çocuğum da benim de. Olabilir hocam, düğüm belki. Yani Habibe Hanım sen çocuğun o düğüm atılmış halini görmedin. İşte bilemiyorum ben. Çocuk dedi ki baban ne dedi? Düğüm atılmış bir tane dedi. E sonunu sen çözmüşsün. Oğlum şöyle. İşte şimdi tamam. Çocuk daldı açamayınca ben şöylece aldım. Açmış şey yapınca geri kalan sen çözmüşsün işte. İşte. Sen çözdün. Ama o düğümü Ersin mi açtı? İşte çocuk elini attı, çocuğu kaptı. O şeyi bırakınca ben açtım öyle. Yani sen sıkı bir düğümse ölüm aynasında o zaten düğüm iziyle anlaşılacaktır sağda mı solda mı oldu eğer sıkıca atıldıysa. Erdal sen o tırnak izlerini nasıl gördün? Sen gördün mü? Biz hastaneye gidip baktığımızda hani dedik yani dediler kaybettik hastayı. Zaten çocuk 1,5 saat önceden vefat etmiş. Doktorların bize söylemesi şekli ben o. Bende resimler de var. Girdik, yeni baktık. Yeni hayatta ölüm halindeki resimler de var. Onu bir ara arkadaşlarımıza, hocama özellikle. Şey yaptığı zaman ilk etapta buradan sıkılmış. Devlet, Esenyurt Devlet Hastanesi'ndeki doktor beyin de açıklaması işte ilk etapta bu şekilde sıkılmış. Onu resimleri görürsek daha ne? O fotoğrafları Taner hocamıza verirseniz. Birazdan bir arada buyurun Uygar Bey. Habibe Hanım'a soralım da kıyafetleri nasıldı? Yani üzerinde miydi dün kıyafetler? Değil şimdi mi? Her ben varmam da şey diyordu. Atleti bile çıkar diyordu sırtına ısıtacak. O anda. Siz gördünüz ya beraber şey yaptınız ya. Yani cenazeyi gördüğünde evet. Üstü, başı, tişörtü, pantolon her şey yerinde miydi? Yerindeydi. Üstündeydi yani. Yerindeydi, üstündeydi. Kıyafeti üstündeydi. Sen Habibe Hanım çocuğunu birisinin yani torununu birisinin öldürdüğünü düşünüyor musun? Vallahi ben düşünüyorum. Gözümde görmedi ben. Ben öyle olduğunu bilsem bırakır mıyım? Şimdi Erdal... Benim oğlum da biliyor ki ben onları hiç bırakmıyordum. Kapının önünden gitmiyordum. Ama boyuna da kapının önünü bekleyemiyorsun işte. Bir yere içeri giriyorsun, yemek yemeye gidiyorsun, su içmeye gidiyorsun. Erdal yerlere sen... Yerlere gidiyorsun. Sen fırındaydın abinle ve yengenle birlikteydin. Evet. Bu durumda geriye diğer iki abi, iki kardeş mi kalıyor? Dört kardeş misiniz siz? Bunlar dört kardeşidir. Ha, apartmanda yaşayan diğer iki kardeş var. Üç abim daha var. Üç abin. Siz beş kardeş misiniz? Beş şimdi bir ablam var. Ablam zaten ayrı. Yani geriye kim kalıyor şüpheli? Şimdi Erdal değil. Erdal şimdi sizin yanınızda. Hiçbirinin konuştuğu birini tutmuyor. İkinci bir konuma gelince... Kardeşimin biri geliyor diyor ki işte filancanın çocukları diyor böyle böyle de yapmış olabilir. Böyle böyle konuşmuşlar. Benim eşim duymuş diyor. Polise anlatacağım demiş diyor. Daha sonradan tekrar geri inkar ediyorlar. Öbürü geliyor diyor ki. Filancanın çocukları filan konuşmuş ne demek yani ne olmuş? Şimdi bu oyunla falan alakalı bir yok, şey. Yok oyunla alakalı değil. Neyle alakalı? Kardeşimin kızları birbirine tartışıyor güya. Şey yapınca diyor, beni polis alırsa diyor, ben diyor anlatacağım diyor. Şeyi diyor, kim polisleri anlatacağım diyor. Güya kardeşimin birinin karısı duyuyor. Ama biz şeye gittiğimizde, asayişe gidip şey yaptığımızda aynı şeyi konuşulmuyor. Veyahut yani şey çelişkili olmuyor. Konuşuluyor. Evet. Erdal sen diyorsun ki herkesten şüpheleniyorum. Benden bile şüphelensinler diyorsun. İlla ben de diyorum, olsam aynı şeyi yapardım. Ben de aynı şeyi yapıyorum zaten. Yani sizin ailede abinin ve yengenin tartışmalı olduğu, kavgalı olduğu, yaşam şeklinden hoşnut olmadığı var mı? Ya ben şimdi bir şey söyleyemem. Hani ne konuda diyemem. Hepimiz ayrıyız ama hani... Belki öbür abimle ufak bir tartışması olabilir. Belki hani bilemiyorum ama hani bu neticeyi yaratacak bir problemimiz yok. Öyle bir yanı. Ne düşünüyorum ben böyle ama. Böyle bir kavganız demiyorum. Var mı Mehmet? Yok benim hiç kimseyle kavgam yok. Ben bunun 19... hiç kavgası yok hiç kimseyle. Ben 19 yıldır aynı mahallede oturuyorum. Şu anda Taner Hoca
rahmetli Hakan'ın sonradan morgda çekilen herhalde bu görüntüler değil mi, fotoğraflar. Evet. Onlara Taner Hoca inceliyor. Bize yaklaşık olarak bir şey söyleyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü ailelerin iddiası, ailenin işte bilgisayar başında otururken arkadan bir saldırıya uğradığı şeklinde. Yani ben anlayamıyorum. Aynı apartmanda, aile apartmanı, 5 erkek kardeş de aynı apartmandasınız. Evet. Habibe Hanım yalnız yaşıyor. Benim yanımda duruyor. En senin yanında benim yaşıyor. Ben bunun yanında. Habibe Hanım en son Hakan'ı gördüğünde o gün. En son Hakan'ı 5. kattan o oğlanın oraya yemeğe çıkmışlar büyük oğlanla. Babaanne sen de geldi bana dedi, bağırdı. Oğlum dedim, amcan iş yerinden geliyormuş dedim. Şimdi bize tüyberiyi toplayalım. Biz burada yiyelim. Siz de orada yiyin. Özkan aşağı gelsin dedim. Orada işte bay bay etti babaanne. Seviyorum komşu seni. Da diyor o kadar. En son öyle mi gördün? He. En son böyle gördüm yani. Babaanne öptüm seni, öptüm seni, öptüm seni. Yani dedi komşum bu. Da öyle diyor. O kadar diye sevimliydik diyor. Oradan diye teyze sana. Öyle gülücükler attı oradan ağrı ki. Yani böyle sevgi dolu bir çocuk. Dışa dönük bir çocuk. Yani. Hani aklınıza başka bir ihtimal yok. Gelmiyor. İçine peki, kapanık bir çocuk değildi. Ne söyleyecek olsa insanın karşısına gelse. İçer söyler. Her şeyi söylerdi. Erdal, bu bilgisayar oyunu yüzünden oldu nereden çıktı peki? Bilmiyorum. Bunda gazetecinin bunu şey bilmiyorum yapması. Bak ben bugün yorum bulamayınca demek gazeteci... ki hayır. Şimdi onlara da hayır, muhakkak bir dayanakları var, durup dururken çıkmadı. Çünkü sen diyorsun. Ben öyle bir kelime çıkmadı. Hani sizin çıkmayabilir. Ya, bu oyun oynuyordu. Şimdi olay yeri geliyor ya oraya. Hani, olay yeri geliyor. Bir aynen size dediğimiz gibi hiç farklı bir araştırma şey yapıyorlar ya. Evet. O arada bilgisayarda demek ki öyle bir şeye rastladılar. Öyle bir oyun oynanmış ve öyle kalmış. Oradan yola çıkarak böyle bir, öyle bir haber yayıldı yani. Hangi diziyi izliyorsa orada bırakır. Hangi film izliyorsa onda bırakır. Ya da oyundaysa oyunda bırakır mı? Oyundaysa oyunda bırakır. Ya da siz odaya girmek... olmaz. Bak Gülizar, odaya girmek istiyorsun. Kapı kilitli. Böyle durumları var mıydı? Yok. Ne oynadığını, yok, ne izlediğini görmeyi istiyor. Hiç. Yani babası olsa eyvallah yoktu, neyse o. Ya da aniden hiç girdiniz yani. Bir tedirginlik. Yapmaz. Asla. Telaş. Hiçbir kapatma şey. Çabası. Hiçbir zaman yaşamadık. Şunu sorabilir miyim? Aile arasında... Çalışmaya gidiyordu, ben bundan fazla bakıyordum. Aile arasında hani böyle... Öyle bir ürkekliği yoktu. Münasebetsiz şaka denir ya, el şakaları şeyler, böyle olur muydu? Yok. Yapmaz. Yani kazayla herhalde başkası yani kuzenleri. Kuzenler şeyler. Yok, kuzenler yapmaz. Yani bir şakalaşmayla mı başladı hayır, her şey? Bir şakalaşayım derken 2,5 kiloluk bir kuvvetle ölmek mümkün bu oyuna uygulanan şakayla. Yani şakalaşırken bir kaza alması da mümkün. Korkup söylemiyorlardır. Ya onu da bilmiyoruz. Şimdi bize karanlık zaten ne desek yalan yani. İlk önce bayılır zaten. Hani bir çocuk yapmış olsa o panikle zaten bir şekilde kaçar. Ya bir da panik bir yerden işte açıp verir. Hani bu çocuk işi değil yani. Bu gerçekten... Yani hani öldürme amaçlı da olduğunu düşünüyorsunuz. Bu işi yapan gerçekten gözü kara, çok mert bir insan. Mert gözü, olduğu konusunda mertliğine o anlamda demiyorum. De. Yani o açıdan yani. Demiyorum. Cüret evet, sahibi. Güçlü ve de. Güçlü. Gözü çok kara bir insan. Kuzenleri kaç yaşlarında? Mesela ondan daha büyük, daha güçlü kuvvetli, daha böyle iri kıyım. Var. Var mı? Var. Samimi mi onunla? Ya samimi derken aile fertlerinden olduğu için ya oturur muhabbet eder. Gelir mi? Odasına alıp öyle bir sandalye çekip bilgisayarın çekebilir. Yanına oturtabilir. Evet. Neredeymiş o çocuk o gün o saatte? O gün evden, herkes evde. Hiç kimse dışarıda yok. Ama sorduğun zaman hiç kimse bir şey mi görmüyor işte. Bu hangi amcanın oğlu? Oğlu da var, kızları da var. Hayır, bu bahsettiğin çocuk. Şimdi, Serpil'in oğlu mu, Yeter'in oğlu mu? Bu Arife'nin oğlu. Arife. Kızlar da var, oturur yani. Onlarla da oturur. Seyfettin'in kızlarıyla da oturur. Yani aile fertlerinden herkesinle oturur. Aile ufak çocuk da olsa oturur. Yani, ama bir kız çocuğu... Hayır, ben şunu öğrenmeye çalışıyorum. Erdal bir yere değindi. Dedi ki, iri yarı böyle hani daha güçlü kuvvetli biri. Kendi yaşında birisi karşısına direnebilirdi dedi. Direnmekten ziyade bunu yapmış zaten, artı bir de yani intihar süsü vermiş. Belki de hani bilemiyoruz, belki de başka bir şekilde öldürdü, intihar süsü verdi. Onun için de diyorsun daha aklı başında, artık yetişkin birisiydi. Önünde bu bilgisayar var, insan can havliyle ya bilgisayara kasasına vurur, ya masaya vurur, ya ayağında, evet, ya bacağında. Ya ayağını vurur, ya bacağını vurur, öyle ya bir şey elinde yok yani. Bir yerlerinde mutlaka bir iz bırakır. Mouse düşmüş, oradaki anahtar düşmüş. Yani o anda bir o sanki bir çabalamış. Anlamış da olabilir çünkü bilgisayardan bilgiler silinmiş, şey yapılmış, ayarlanmış olabilir. Ama 3 tane bardak vardı o köşede. Onlar hiç kıpırdamamış.
Bilgisayardaki vardı. Bilgisayardaki geriye dönük o hareketler niye silinmiş olsun? Neden? O ifade doğru mu yani? Silmiş derken ekran silmekten neyi kastediyoruz biz? Son girdiği sayfayı mı kapatmış diyorsunuz yoksa tüm geçmişi silmiş mi? Yani biz şu an olamam. Tüm geçmişi benim birader Serdar Ekinci. Onu bilmiyorum sadece silmişti. Geldi bilgisayarın kasasını getirdi. Yani bilgisayarın kasasını getirmeyecek normal. Sizin o bilgisayar nerede? Bizim bilgisayarın şeyini emniyet aldı götürdü. Evet. O zaman bilmiyorsunuz yani siz. Ben kendim bilmiyorum. Ben kardeşim girmediğini diyorum yani. Ben anlamam bir Google sayfasında olduğunu söyledi. Google sayfası derken yeni bir sayfa açmış yani. Yani oyun falan açık. Vermiyoruz oyunları. Ama bir oyundan bahsediliyor. Çok çok oynadığı ve o oyun birçok ülkede yasaklanmış. Aileler perişan durumda. Çocukları kendi canına kıymaya kadar götürecek. Aileleri maddi olarak büyük zararlara sokacak. Ve çocukları bunalıma sokup bağımlılık yaratıp bakın günde 19-20 saat televizyon oyun karşısında olup sonrasında rehabilitasyon merkezlerine giden çocuklar varmış. 13-14 yaş aralığı. Sonra birbirlerine o oyundaki kahramanları satıyorlarmış. Bayağı bir ticarete dönüştürüyorlarmış. Bazı hackerlar varmış. Bu oyunları işte onun sayfasını çalıyormuş. Yani felaket, rezalet bir durum var ortada. Çocukları 13-14 yaşından itibaren buna bağımlı hale getiren. Bu konuda inanılmaz aileler var. Bize de çok sayıda bu konuda ihbar geliyor Serap Hanım, şu anda. Onunla ilgili ben bir şey söyleyelim. Onun Yeşilay'ı biliyorsunuz, Türk Yeşilay'ı bağımlılıkla mücadele ediyor. Aynı zamanda bu tür internet veya oyun bağımlılığıyla da mücadele ediyor. Eğer aileler çocuklarının böyle bir alışkanlığından, bağımlılığından muzdaripse Yeşilay'a da başvurabilirler. Onu da söyleyelim. Oraya da başvurabilirler. Evet. Ve çok enteresan, böyle bir işin geldiği noktaya bakın ki sadece bu tür oyunların, internetin, bilgisayarın bağımlılarının tedaviye yönelik rehabilitasyon merkezleri açılıyor. Tehlikenin farkında mısınız bilmiyorum aileler. Evet. Şimdi biraz önceki şeyi sormuştunuz ya, bilgisayar kayıtları neden silinmiş olsun? Yani bilgisayar kütüğünü siliyorsa o zaman eğer bu bir cinayetse bu cinayetin bilgisayardaki bir şeyle alakalı olduğunu düşünmek yani lazım. Oradan tanışıklığı olan. Yani o onu siliyorsa demek ki orada bir korkusu var ki onu silme gereği duydu orada. Biz tabii ailenin söylediğine göre. Tabii kesin ben bilgi olmamak. Evet. Onu söyleyen benim kardeşim yani. Bilgisayardan işte bilgilerini. Biz de ona göre değerlendirmiş değiliz. Biz sadece söyledik. Ama kardeşinin getirdiği o şeyle olacak bir şey değil, değil o. Değil. Onun kendi yazılımı, kendi hard diskine bakmak lazım. Doğru mu? Evet. Yani o bence orada bir yanlışlık var. Yok ben anlamam zaten. Bana şey yapsalar da. Söylenti üzerine diyorum. Ne derlerse ben onu öğreneceğiz tabii ki herhalde bir şey çıkacak bu incelemeyle. Hocam siz o fotoğrafa baktınız. Yani ilk bakışta şimdi, fotoğraf çok net değil. İlk bakışta görülen bir boğulma sonucu olma ihtimali, yani bir sıkılma, bağla boğma sonucu bir ölüm olgusu gibi gözüküyor ilk bakışta. Ama yani bir fotoğraftan bunu söylemek bilimsel olarak tabii ki mümkün değil. Tabii. Ama gördüğümüz kadarıyla. Bir de gene fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla tırnak izleri anlatılan kadar yoğun değil. Yani bir iki tırnak izi mi değil mi, o da tam belli değil ama hani fotoğrafta tırnak izi olabilir diye değerlendirdiğimiz bir iki iz var. Bir de çocuk sağ tarafına düşmüş gibi gözüküyor. Evet. Düşmeye bağlı bir takım izler var gibi yani gözüküyor fotoğraf. Yine bilgisayar başında olduğunu düşünecek olursak. Sağ solda cam var zaten. Sağ solda cam var. Yani. Sağa düştü. Mouse da oraya düştü. Masadaki anahtar da oraya düştü. Evet, elmacık kemiğinin üzerinde bir ekomoz. Evet, var. Adli bilişim uzmanı İsa Bey telefonda. İsa Bey, merhabalar. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ederim İsa Bey. Şimdi bu olayın bir bilgisayar oyunuyla birlikte, yani kendi canına kıy komutu mu olup yoksa bir cinayet mi olduğu konusunda aile bir kere kesinlikle cinayet diyor. Ama bu oyunların da cinayete de varan, hatta kendi canına kıymaya varan sonuçları olduğunu biliyoruz. Ne diyorsunuz bu konuda İsa Bey? Şimdi efendim ben bu oyunların psikolojik etkileri üzerinde konuşmak istiyorum. Buyurun. Bir kere bu oyunlar unutkanlık, psikolojik gerileme, aile ile ilişkilerin azaldığı, sosyal yaşamdan kopma,
Ayrıca bu oyunların içerisinde güvenlik açığı da var. Yani bir takım sızma faaliyetleri de olabiliyor. Hı hı. Ayrıca oyun hata verince ya da yanlış bir şey olduğu zaman çocuk kendini dövebiliyor. Kendine fiziksel zarar verebiliyor. Çok ben isim vermiyorum oyun isimleri çünkü özendirebilir. Lütfen. Çocuklar bu oyunları oynarken sinir krizi geçirebiliyor. Bankant dediğimiz bankantlandığında sinirden anne ve babaya bağırabiliyor. Hı hı. Gereken oyunda ilerlemeyi sağlayamadığı zaman öfke ve stres çoğalması yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bunlar çocukları intihara sürükler mi İsa Bey? Yani çocuğu sahtekar, hırsız ve soygun gibi kötü alışkanlıklara da yönlendirebiliyor. Yani yüksel level alacağım diye, yüksel levele sahip olacağım diye ve yüksel level oluştuğu zaman çocukta edindiğinde çocuğun egosunda ve kibirinde bir artış söz konusu olabiliyor. Tam tersi düşük level olduğu zaman da diğer oyuncular bu çocukla alay etmek suretiyle kişiliğine zarar verebiliyorlar. Bunlar intihara sürükleyebilir mi İsa Bey? Elbette. Ben bakın geçenlerde sosyal medya hesabımda Rusya'da oynanan bir oyunun akabinde 130'a yakın çocuğun kendi canına kıydığını yazmıştım. Ne diyorsunuz İsa Bey? Hatta bazı gazeteler bunu da haberleştirdiler. Of, biz of. Burada ailelerin dikkatini çekmek istedik. Dedik ki çocuğunuzun odasında bilgisayar bulundurmayın. Bilgisayar olacak da evin salonunda olsun ve herkes o bilgisayarı görebilsin ekranını. Dolayısıyla anne ve baba bilgisayar üzerinde oto kontrol sağladığında çocuğun kişisel ve ruhsal sağlığını da etkileyebileceğini öngörmemiz lazım. Dolayısıyla İsa Bey bu çocuklar çetelerin eline falan düşüyormuş. Para kazanmaya çalışırken çünkü burada karakterlerini güçlendiriyorlarmış, sonra satıyorlarmış. Onu yaparken de bazı çetelerin eline falan düşüyorlarmış. Hatırlarsanız efendim bundan 1-2 sene önce Erzurum'da bir çocuk Musa, aynı buna Musa. Benzer bir oyundan dolayı bir çete tarafından katledilmişti. Arama motorlarında yazdığınız zaman çıkar. Musa. Olaylarda vahim olan şudur. Çocukların duygu durum bozukluğu söz konusu olabiliyor. Yani biraz önce bahsettiğim gibi sahtekarlık, hırsızlık, gasp ve soygun gibi kötü alışkanlığa da yönlendirebiliyor. Unutkanlık, psikolojik gerileme, aile içi ilişkilerin azaldığı, hatta akademik başarının bile düştüğü gözlenebiliyor. Çeteler de söz konusu. Çünkü burada bazı oyunlarda efendim. Evet. Çocuklar babalarının ya da annelerinin kredi kartı bilgilerini bu platformda paylaşıyorlar. Öyleymiş. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli şeyler oluyor orada. İsa yani, Bey birçok ülkede evet. Bu oyunlar yasaklanmış. Mesela bir oyun var ki başka bir oyun. Sonunda çocuklara işte 50 tane görev veriyormuş. Bunları sırasıyla yapacaksınız. Evet. Gece kalkıp korku filmi izleyeceksiniz. Kendinize evet. Zarar vereceksiniz. 50. Görev şu. Canınıza kıyacaksınız. Ve yapıyormuş evet. Çocuklar bunu. Bunların yasaklanması evet. için bir kampanya falan başlatalım. Çocuklarımız göz göre göre gidecek mi yani böyle İsa Bey? Bir şey yapalım efendim, o zaman bu konuda. Aslında Twitter'da böyle bir hashtag oluşturup bu hashtag'i büyütebiliriz. Tabii ki yapalım. Bir şey yapalım yani. Kesinlikle efendim. Ben zaten Ortam Sanal Suç Gerçek isimli kitabımda internette çocukları bekleyen tehlikelere dikkat çektim. Evet İsa Bey. Keşke bununla sınırlı olsa. Çocuklar inanın madde bağımlılığına, ben aynı zamanda madde bağımlılığı danışmanıyım. Madde bağımlılığına da birçok çocuğumuz yine internet üzerinden, bu oyunlar üzerinden bağlanabiliyorlar. Yani
tabir ettiğimiz hani torbacı dediğimiz insanlar. Şimdi İsa Bey internet üzerinden de erişebiliyorlar. Ve gece bakın gece görevi veriyorlarmış bu çocuklara. İsa Bey bu çocuklara gece görevi veriyorlarmış. Bu çocuklar gece yarısı kalkıp o görev her neyse, o oyuna mahsus her neyse onu tamamlıyorlarmış. Uyanıp oyun oynuyorlarmış. Yani bu konuda biz